Herkese selam ben Melis Hepiniz Youtube kanalıma ve yepyeni bir videoma daha geldiniz. Bugün sizlerle makyaj koleksiyonum serisinin Benden son zamanlarda çok fazla istenen Farlar bölümüyle karşınızdayım Aslına bakarsanız çok da böyle bir far canavarıyım diyemem Daha çok ben böyle bronzerları, allıkları far olarak kullanmayı sevdiğim için Elimde bir koleksiyon niteliğinde far olduğunu düşünmüyorum Ama işte yıllardır almış olduklarım Şu an benimle birlikte yola devam edenleri Sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. Videonun başına minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şuraya bir yere koyacağım ve şuraya getireceğim ekranda görebileceğiniz gibi beni Instagram'dan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Orada daha anlık paylaşımlarla, günlük reelslerle sizlerle daha iç içe olmaya çalıştığım bir platform. Orada iletişimimiz daha rahat ve daha kolay oluyor. Umarım beni oradan da keyifle takip edersiniz. Lafı fazla uzatmadan ve benden desteklerinizi esirgemediğinizi düşünerek zaten kanala abone olup bu tarz içerikleri beğendiğinizi ümit ediyorum. Hemencecik videoya geçelim o zaman. Şöyle herhangi bir sıralamayla gitmeyeceğim. Yani çok sevdiğim ya da az sevdiğim gibi bir sıralama kesinlikle yapmayacağım. Elime rastgele gelen ürünleri sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk önce elimde koleksiyonuma en son katılanlardan bir tanesi olan bu Biulis'in far paleti var. Bununla ilgili zaten tek marka makyaj serimde bu paleti oldukça detaylı bir şekilde incelemiştik. Eğer bu palet hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa tek marka makyaj serimizdeki Biulis'i gidip bu paletin detaylı haline bakabilirsiniz. Ama size şöyle birkaç tane göstermem gerekirse ışıltılı farlarının gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Yansımaları falan çok hoş. Mesela şu an elime sürdüğüm far gayet günlük uygulayabilirsiniz. Yaz aylarına, bronz makyajlara çok çok yakışacak renklerde ürünler barındırıyor. Fiyat performans olarak bence gayet yeterli bir ürün. Çok far fanı değilseniz e, alabilirsiniz. Elinizde güzel bronz ışıltılı bir palet olmuş olur. Sonrasında Revolution'un bu zannediyorum ki e, yani Limited Edition gibi bir ürünüydü. Bu özel serilerden de Wild Animal palet. Leopar desenli bir kapağı var. Şöyle içerisinde göstereyim. Buradaki farları gerçekten çok seviyorum. Ne kadar kullandığını derseniz çok kullanmadım ama bence benim elimde çok da fazla olmayan renkler barındırıyor. Mesela şuradaki yeşile bir bakalım. Yani böyle renkli birazcık daha farklı makyajlar yapmayı sevenler için e, pigmentasyonları ışıltıları oldukça güzel. Benim en severek kullandığım ürünleri de sizlere swatchlamak istiyorum. Mesela şurada görmüş olduğunuz ışıltılı sarıya kaçan tonu fazla fazla kullanıyorum. Gerçekten de çok yakıştırıyorum. Bence yaz aylarına oldukça güzel duran renklerden bir tanesi. Bunun harici pembeleri seviyorsanız burada pembeler mevcut, ışıltılı tonlar mevcut, birkaç tane mat renkte farlar da mevcut. Ama dediğim gibi bu paleti çok fazla anlatmanın bir önemi var mı bilmiyorum. Şu an bildiğim kadarıyla stoklarda olmayan bir ürün. Ama bu tarz renkler arıyorsanız illaki Revolution'da ya da başka markalarda da mutlaka vardır. Ee, hani tek paletim olsa bu palet olabilir mi? Sadece çok ışıltılı tonlar içerdiği için e, böyle bazen işte kışın birazcık daha mat tonlarda makyaj yapmak istediğimizde zorlanabileceğiniz bir palet. E, ama birkaç tane paletiniz varsa alternatif oluşturabilecek güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki paletimiz ise artık ahı gitmiş vahı kalmış bir şekilde bu I Love Makeup serisinin çaklat barlarından bendeki golden bar olanı. Zaten şöyle kapağı falan artık ayrıştı benimkini. Bu paleti bayağı uzun bir süre çok severek kullandım. Size şöyle farları da yakından göstermek istiyorum. Bitirmiş olduğum iki tane ton var. Ben genel olarak hep aynı tonları kullanıyorum. Size de şimdi o iki tonu göstereceğim. Şöyle en çok kullanmış olduğum iki tonu da şuraya swatchladım. Zaten beni biliyorsunuz bronzlar, kahveler bence benim tonum. Çok seviyorum. Ama burada şurada kullanabileceğiniz pembe tonlar da mevcut. Çok hafif böyle Pembe bronz tonlar da mevcut. Bu anlamda çok sevdiğim bir ürün. Bence eğer hala varsa bakılabilecek güzel paletlerden bir tanesi. Pigmentasyon olarak gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Her bir fırı swatchlamam çok mümkün değil ama size sevdiklerimi swatchlayayım. Mesela şöyle koyu ışıltılı bir kahve var. Ben bununla da genelde kirpik diplerimi... E, kirpik diplerimi eyeliner gibi çekmeyi çok seviyorum. Bence bu anlamda her işinizi görebilecek güzel paletlerden bir tanesi. Fiyat performans olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Farların kıvamı kaymak gibi çok güzel bir şekilde dağılıyorlar. E, makyajınızı yani bu gösterdiğim farların birçoğu bu arada gözaltınıza dökülüyor. Gözaltınızı sonra bir konsillerle geçmenizde fayda var. Hani o kadar kaliteli değiller dediğim gibi bir far aşığı olmadığım için elimde çok da fazla high end ürün yok. Genelde hep daha çok uygun fiyatlı ürünlerle gidiyor olacağız. Ama en sevdiğim paletlerden bir tanesi bu. Ay, moka geldi ayağıma. En sevdiğim paletlerden bir tanesi kesinlikle bu. E, hala bunlar var diye düşünüyorum. Bence varsa bir göz atın. Dediğim gibi bendeki golden bar olanı. Ambalajlamaları da çok güzel değil mi? Bir çikolata aşığı olarak bence ambalajlama harika. Sonrasında devam ediyorum. Physicians Formula'nın bir indiriminde almış olduğum şöyle bir paleti var. Doğrusu bu paleti hiç sevdiğimi söyleyemem. Birincisi farlarda inanılmaz bir dökülme problemi var. İkincisi bence pigmentasyonların sıkıntılı olan ürünler. Yani şöyle sürdüğünüzde simle renk ayrışıyorlar. Çok sevmediğim bir far paleti olduğu için size de çok detaylı göstermek istemiyorum. E, videoyu boşuna sevmediklerimizle uzatmayalım bence. E, ama size yine de şöyle bir göstereyim. Dediğim gibi ben sevmedim arkadaşlar. Zaten neredeyse çoğuna hiç dokunulmamış. Physicians Formula'nın aslında aldığım birçok ürününden çok memnun kalmıştım bugüne kadar. E, özellikle zaten bronzer'ından defalarca kez aldım. Bir ara fondötenlerini kullanıyordum ve ondan da çok memnundum. Ama bu ürün kesinlikle sınıfta kaldı benim için. Bir daha asla almam zaten bu da bitmez yani. Ee, hiçbir şekilde beğenmedim pigmentasyon. Yani pigmentasyon şöyle sıkıntılı. Dediğim gibi içindesindeki farların çoğu simli ve simle renk ayrı yere dağılıyorlar. Asla e, görsel olarak güzel durmuyor. Homojen durmuyorlar. E, birbirleriyle karışmaları bile bence kötü olan ürünlerden bir tanesi. Almamanız adına size söyleyeyim. Butter Eyeshadow palet olarak geçiyor bence sınıfta kaldı. <laughs> Sonrasında bir ara The Bomb çok meşhurdu. Ben üniversitedeyken böyle aşırı derecede kozmetik yani nasıl diyeyim? Kozmetik influencerlığı biraz, biraz biraz popüler olmaya başlamıştı ama çok fazla marka yoktu. Özellikle de uygun fiyatlı markalar statüsünde çok çok fazla alternatif yoktu ve hepimiz The Balm kullanıyorduk. Yani uygun fiyatların içerisinde en pahalılarından biriydi ama dediğim gibi muadili çok olmadığı için genelde herkes The Balm kullanıyordu high end harici bahsediyorum. Bu bendeki de in the bun of your hand diye bir palet. Burada hem allıklar mevcut hem de yukarısında belli başlı farlar mevcut. Hatta şurada da bir Mary Luminizer var. Aslında bu paleti seviyorum. Ama şu an elimde kullanmış olduğum çok sevdiğim allıklar ve aydınlatıcı olduğu için elim çok fazla gitmemiş. Ama şurada Form yazılı bir renk var Mesela o renk gerçekten çok güzeldi Hatta hemen şöyle size swatchlayayım Yani tam böyle günlük makyajlarınız için ideal e, Tüm göz kapağına uygulanabilecek renklerden bir tanesi Sons bir renk gayet keyifli Moka arkada yürüyüş bandını kemirmeye çalıştığı için dikkatim dağılıyor Kusuruma bakmayın lütfen Yani bunu severek kullanıyorum Mokacım git anneciğim <laughs> Ee, Luminizer'ı da ben e, uzun bir süre çok severek kullandım gerçekten. Bu kadar böyle işte far paletleri odur budur bilmeden önce çok uzun bir süre Luminizer'ı kullandım. Hatta bir tane ambalajını bitirmişliğim de var. Ve Luminizer'ın ambalajının ne kadar uzun sürede bittiğini eminim ki biliyorsunuzdur. Onu bitirmiştim arkadaşlar. Burada mesela e, Bahama Mama da var. Bunu da kullandım tam boyunu. Buradakilerin hepsi mini boy. E, bu da gerçekten çok güzel bir kontür ürünüdür. Ben severek kullanıyordum. Yani benim cilt tonuma yakışıyordu, çamurlaşma yapmıyordum. Şu Down Boy çok tatlı bir pembe. E, hatta şurada da. Instain var. O da çok güzel bir gül kurusu. Aslında bu palet bence gerçekten kaliteli. Dediğim gibi ben de her birinin ayrı ayrı muadili yüksek fiyatlı ürününü aldığım için şu an elim çok fazla gitmese de Gerçekten hani e, sıfırdan başlıyor olsam bir tane palet önerecek olsam size ya da gratisten bir makyaj çantası hazırlıyor olsak şu an bu palet mevcut mu bilmemekle birlikte eğer varsa her şeyi barındırdığı için bence çok çok okey bir ürün. Eğer siz de böyle içinde aydınlatıcısı olsun, bronzer olsun, güzel bir palet olsun hani alayım ama işimi görsün diyorsanız bence bayağı güzel paletlerden bir tanesi. Bu ürüne bir şans verilebilir. Bu benim dediğim gibi In the Balm of Your Hand Volume 2 paleti. Gerçekten güzel. Ve sonra gelelim benim şu aralar en favori far paletim. Mac'in bu dokuzlu far paleti. Bunu birçok videomda zaten görmüşsünüzdür. Bu Dusky Rose olarak geçen dokuzlu far paleti. Size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Evet. bu kakuş anladığım kadarıyla size selam vermek istiyor. Anneciğim selam ver. <laughs> Gerçekten ayaklarıma dolanıyor. Yani yiyeceğim bunu ya. Yiyeceğim. Büyümüş müyüz? çok tatlıyız biz ya. Biz çok tatlıyız ya. Bakar mısınız ya peluş bir ayıcık gibi. Allah'ım bu hallerini çok özleyeceğimi düşünüyorum. Ama bir yandan da diyorum ki böyle artık büyüsün ve birlikte yürüyüşe çıkalım çocuk. Birlikte yürüyüşe çıkalım seninle. Poz ver. <laughs> Hadi seni azar ediyorum. Sen de beni azar et olur mu bebişim? <laughs> Gel. Evet, Moka da bize selam verdiğine göre bence videomuza devam edebiliriz. Dediğim gibi bu son dönemde en severek kullandığım paletlerden bir tanesi. Çünkü ben hem bronz makyajları seviyorum hem de bronz pembe makyajları çok seviyorum. Size burada sevdiğim tonları swatchlamak istiyorum. Doğrusu diğer elimi hemen swatchlıyorum. Şöyle en sevdiğim üç rengini swatchladım. Görüyorsunuz birazcık daha pembe bronz bir renk var. Daha böyle kahve bronz var ve her ikisine de çok güzel bir şekilde yakışacak, tamamlayacak. Ya köşelere uygulamalık ya da bir miktar olsun eyeliner gibi geçmelik mat kahve bir renk var. Tabii ki bunların harici tüm göz kapağınızı nötrleyebileceğiniz renklerde mevcut. Ben en favorilerimi göstermek istedim. Yani ben bu paleti bu farlar için almıştım. Hani diğerlerini çünkü başka markalarda çok daha uygun fiyatlı markalarda bulabilirsiniz. Ama bence şu ışıltılı tonlar gerçekten çok güzel. Bu farların dağılımı oldukça güzel. Evet birazcık dökülme yine yapıyorlar. Ama bence dağılma, birbirleriyle karışımı çok çok iyi olan formülasyonları var. Bu anlamda bu far paletini çok seviyorum. Şu an deseniz ki Melis elinde tek bir far paleti olsa ne olurdu diye kesinlikle bunu seçerdim. Ama hani her şeyi kapsasın diyorsanız da eee The Balm'ın göstermiş olduğum paleti bence bu anlamda çok 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 ideal bir palet. Paletlerimiz bu şekildeydi sanırım. bir tane mini bir paletim var. Hemen onu da göstereyim. Sonra tekli farlarımıza geçelim. Şöyle Clinique'in mini bir far paleti var bende. Üçlü, üçlü bunlar. Bu da yine benim sevdiğim tonlarda. acı bir kahvesi var. Şöyle nude bir ışıltılı tonu var. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle nude ışıltılı bir tonu var. Bunu böyle göz pınarlarıma uygulamayı çok seviyorum. Çünkü sürdüğünüz zaman o kadar böyle yaldır yaldır durmuyor. Gayet yerinde keyifli bir ton oluyor. Bir de şu ortadaki tonu yazın özellikle tüm göz kapağımı uygulamak çok hoşuma gidiyor. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Çok hafif böyle nude gibi ama ışıltılı bir ton. Hafif bir pembelik de içeriyor. Görebiliyor musunuz şu orta parmağımın üstüne koydum. E, gerçekten böyle göz kapağınıza sanki sadece ışıltı katıyor. Çok çok hafif bir renk veriyor gibi oluyor. Bu anlamda çok seviyorum. Eğer böyle minicik paletlerden hoşlanıyorsanız. E, Clinique'in bu far paleti de çok güzel. İçerisinden aplikatör çıkıyor ama. Herhalde artık bu aplikatörlerle uygulayanımız kalmadı diye düşünüyorum. E, it All About Shadow Trio diye geçiyormuş. E, rengi hangisi bilmiyorum ama içerisindeki renkleri söylüyorum Daybreak, Sunset Glow e, Mink from Morning Java yazıyor e, kesinlikle çok sevdiğim paletlerden bir tanesi e, mini bir palet alacaksanız bence Clinique'in ürünlerine bakabilirsiniz bunlar da çok fazla da e, göz altına transfer olma dökülme gibi bir sorun yaşamadım ve tekli farlarla devam ediyoruz elimde şöyle Sephora'nın bir e, mini tekli farı var No 281 Satin Corset olarak geçiyor ben bunu genelde böyle göz pınarlarıma falan uyguluyordum ama çok da sevmedim çünkü çok simli bir dokusu var. Aklınızda bulunsun. Yani Sephora'nın bu farlarını alırken testleri varsa bence mutlaka bir bakın. Sanki böyle ışıltılı gibi duruyorlar ama sonrasında baya baya böyle simsim duran bir tonları var. ve bu anlamda çok sevemedim. Bir de bir tık daha gri alt tonlu gibi benim cilt rengime çok uyuşmadı. Onun için bunu çok sevdiğimi söyleyemem. Sonrasında notun şöyle bir tekli farı var elimde. Bunu bir ara çok kullanmıştım. Bu böyle uçuk pembe ama ışıltılı bir ton. Buna gerçekten bayılıyorum. Şöyle size rengini de göstereyim. Hani çok da fazla sim içermeyen ama sürdüğünüzde hakikaten çok güzel duran bir ton. Şöyle şurama uyguladım. Sadece böyle güzel bir ışıltı çok çok hafif de bir pembelik veriyor gibi. Pembe makyajları seviyorsanız böyle göz kapağınıza minik bir ışıltı katmak istiyorsanız uygun fiyatlı olarak bence notun farlarına bir bakabilirsiniz. Bu bendeki 13 numarası gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Bunu bayağı kullanmışım zaten görebiliyorsunuz. Sonrasında L'Oreal'in böyle bir farı var bende. Fırçalı bir aplikatörü var. Bu ürünü hiç sevdiğimi söyleyemeyeceğim. İnanılmaz böyle parça parça concealer gibi duran bir ürün. Asla göz kapağına oturmuyor. Tam tersine tüm çizgilere doluyor. Hatta çizgiler her şey yani göz kapağına böyle ekstra ürün uygulamışsınız. Hani ekstra kapatıcı geçmişsiniz gibi falan duruyor. Hiçbir şekilde güzel bir renk tonu yok. Hemen parçalanıyor. Çok pudralı bir ürün. Çok acayip yani hiç beğenmedim. Şunlar hala var mı bilmiyorum. Gerçekten hiç sevmedim. Hatta bu çöp yani atılacak. Sonrasında Mac'in elimde şöyle bir tekli paleti var Peach on the Beach göz kapağınızı sabitlemek için çok hafif sabitleyip nature bir renk tonu oluşturmak için harika ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Göz kapağında çıplak görüntüyü seviyorsanız bence bu tona bayılırsınız. Gerçekten böyle nötr ne varla yok arası pudra gibi bir ton. Sadece çok çok hafif damarlı görüntünüzü alıyor. Bu anlamda sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bir ara çok kullanıyordum ama şu ara ışıltılı farları daha çok sevdiğim için elim artık gitmiyor. Dediğim gibi adı Peach on the Beach. Güzel ürünlerden biri. Ve sonra Sephora'dan yine bir aynı şekilde farım çıktı bu tekli farlardan bunu böyle koyu kahve kirpik tiplerime uygularım diye almıştım çok net hatırlıyorum ama yine aynı şekilde böyle bir sim problemi vardı. Bir de istediğim koyulukta durmuyordu. Yani böyle çok aşırı koyu durmayan bir ürün. Tek başınıza sürdüğünüzde ben de griyi duruyor. E, kirpik diplerine sürdüğünüzde de istediğiniz eyeliner etkisini vermiyor. Ama bu tarz böyle hafif grimsi kahvelerse yakışıyorsa bakışabilir bakabilirsiniz. Bunun formülasyonu gayet güzel. Bunun da rengi No 298 Tremus rengi. Dediğim gibi böyle gri kahveleri seviyorsanız bu ürün güzel. Sadece benim tonuma yakışmadı. Sonrasında iki tane de şöyle Maybelline'in Color Tattoo'larından elimde var. Bunların rengi silinmiş ama gösterince anlarsınız bir tanesi bu beige miydi? O tarz bir ton hani göz kapağını nötrlemek için almıştım. Doğrusu bence farları falan çok parçalandırıyor. Kesinlikle göz kapağını ekstra nötrlediğini düşünmüyorum. Bu ürünü hiç sevmedim. Muhtemelen de bende bayağıdır var. Bozulmuş da olabilir krem bir far olduğu için. Bir sonraki ürünüm ise yine... Aynı Maybelline Color Tattoo'lardan böyle ee, daha pembe ışıltılı tonlarda bir ürün. Bu ürünü severek kullanıyordum ama şöyle ki bu Color Tattoo'lar benim göz kapaklarımda çizgilerimin içerisine çok fazla dolma yapıyor. Ve bu dolma da bir yerden sonra gerçekten çok kötü bir görüntüye sebebiyet veriyorlar. E, bu anlamda hoşuma gitmedikleri için ben kullanmayı bırakmıştım. Belki de formülasyonları bozuldu. Hani açık mı unuttum bilmiyorum biraz böyle kuru kuru ve parça parça gözüken ürünler diye düşünüyorum. Yani beni favorilerim değiller. Benim far koleksiyonum bu şekildeydi. Dediğim gibi içlerinde favorim olanlar Mac'in far paleti, The Balm'ın far paleti. Kesinlikle içinde her şeyi barındırdığı için hani böyle tek bir ürün alalım her şeyimiz olsun diyorsanız bence o palete varsa hala e, ürün satışta bilmiyorum. Çünkü ben alalı bayağı olmuştu. Varsa mutlaka bir göz atın diyorum. Bir de böyle minimalist makyajlar, tek ton bana yeter hani birkaç ürünle işimi hallediyorum diyorsanız Clinique farları da oldukça kaliteli. Böyle de bir derleme yapmış olayım sizler için. Umarım keyifle, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bundan sonrasında makyaj koleksiyonuma dair herhalde sadece rujlar kaldı. Ee, yanlış Hesaplamadıysam rujlarla ilgili bir video daha gelecek. Ve makyaj karakterini birlikte bitirmiş olacağız. Umarım keyifli izlediğiniz bir seri olmuştur. Ee, videonun başına da söylediğim gibi şuraya bir yere getireceğim ekranda e, Instagram'ımı görebilirsiniz. Lütfen beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Daha aktifim. Günlük rüyasılar paylaşmaya çalışıyorum. Orada daha fazla iletişimimiz var. Daha günlük olaylarımı da yansıtıyorum. Anlık beğendiğim, sevdiğim ürünleri sizlerle mutlaka paylaşıyor oluyorum. Umarım beni oradan da severek takip edersiniz. Ve bu tarz içerikleri seviyorsanız lütfen videoya bir like atmayı ve hala kanala abone değilseniz bana destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Motivasyonumuzu eksik etmeyelim kendimizden. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.